Merhaba, sizlere otomat sigorta veya diğer adıyla ve otomat sigortalar hakkında bilgi vereceğiz. Ve otomat sigortalar, eriyen telli sigortalar ailesinde olduğu gibi bakır iletkeninin üzerinden geçen akımın etkisiyle ısınıp kopmasından farklı bir prensiple çalışırlar. Otomat sigortaların temelde iki farklı çalışma prensibi vardır. Bunlardan bir tanesi kısa devre anında içerisindeki manyetik bobinin açtırma yapması, bir diğeri ise aşırı akım nedeniyle içerisindeki bir metal elemanın eğilerek yine sigortaya açma yapması şeklinde olur. Biraz sonra sigortanın içini açtığımızda bu iki elemanı da daha net bir şekilde göreceğiz. Bu sigortaların en büyük avantajı, birincisi kompakt yapıdadırlar. Örneğin tek sigortayı ele aldığımızda, tek kutuplu sigortayı ele aldığımızda kompakt yapıdadırlar. Sigortanın yalıtkan olması, sigortanın yalıtkan bir kutu içerisinde, muhafaza içerisinde olması bunların güvenliğini arttırır. Bir diğeri ise en büyük avantajı, sigortamız eğer açma yapacak olursa öndeki mandal düşer. Biz arızaya giderdikten sonra tekrar sigortamızın öndeki mandalını kaldırarak sigortayı tekrar aktif hale, koruma yapan hale getirebiliriz. Yani devreyi tekrar kapatabiliriz açma yapmış olan bir sigortada. Eriyen telli sigortalarda bunu yapmamız mümkün değil. Eğer eriyen telli sigortada sigortamız açma yaparsa o buşonu komple değişmemiz gerekir. Ayrıca sigortalar, şurada bahsedelim, tek kutuplu olarak yapılabilirler. Bunların her biri bir faz devresinde veya doğru akımda kullanılacaksa doğru akım devresinde akım hattı üzerine takılırlar. Bunun haricinde çift kutuplu da olabilirler. Örneğin burada faz nötrü kesmek için kullanabiliriz veya artı eksi doğru akımı komple kesmek için kullanabiliriz. Veya çok da nadir olsa iki fazlı sistemlerde iki fazı kesmek için kullanabiliriz. Dikkat edecek olursanız sigortamızda iki sigortanın aslında yan yana getirilip birbirlerine vidalanması veya perçinlenmesi şeklinde oluşmuştur bu yapı. Bunların haricinde yine 3 kontaklı veya 3 kutuplu, öyle söyleyeyim daha doğru olacaktır, 3 kutuplu sigortalarda olabilir. Bu sigortalar yine 3 ayrı otomat sigortanın birbirleriyle vidalanması veya birbirlerine montajıyla, yan yana montajıyla sağlanır. Burada genellikle 3 fazı L1, L2, L3 fazlarını kesmek için kullanılır. 3 fazı aynı anda kesmek için kullanılır. Burada ise 4 kutuplu bir otomat sigorta görüyorsunuz. Bu otomat sigortada yine 3 faz ve bununla birlikte nötr kesmek için kullanılabilir. Bu 2 fazlı, 3 fazlı veya 2 kutuplu, 3 kutuplu ve 4 kutuplu sigortaların en büyük avantajlarından bir tanesi, eğer fazlardan bir tanesinde arıza olacak olursa, eğer şu anda sigortamızı kurduk, örneğin şu fazımızın bir tanesinde bir arıza var ve bu arızadan dolayı sigortam açma yapıyor. Açma yaptığı zaman şu yukarıdaki mandal vasıtasıyla her 3 fazı birden kesecektir. Bu durumda eğer bir motor devresi koruyorsa bu sigorta, motor devresinde motorumun tek faza kalmasını engelleyecektir. Bunu bir buşonlu sigortayla veya bıçaklı sigortayla yapmamız mümkün değildir. Onlarda herhangi bir fazla arıza veya kısa devre oluştuğu zaman, aşırı akım oluştuğu zaman ilgili buşon açacaktır ve diğer buşonların bundan haberi olmayacaktır. Otomat sigortada ise böyle bir durum söz konusu değildir. İster 2 kutuplu, ister 3 kutuplu, isterse 4 kutuplu olsun, herhangi bir fazın veya herhangi bir sigortanın atması durumunda diğer kutupları da kesme yaptırabilecektir sigorta. Sigorta üzerindeki mandala takılı olan bu ara parça, kutuplardan birinin arıza nedeniyle açma yaptığında diğer kutbunda açma yapmasını sağlar. İsterseniz çıkaralım. Bu
mandil üzerindeki takılı aparat sıkı geçme veya tırmaklı şekildedir. Gördüğünüz gibi buradaki iki kutuplu sigorta birer kutuplu sigortanın yan yana montajından oluşur. Yine 3 kutuplu ve 4 kutuplu sigortalarda da aynı şey, otomat sigortalarda da aynı şey söz konusudur. Burada şundan da bahsetmekte fayda olacaktır. Sigortalarda, otomat sigortalarda açma karakteristiği iki türlüdür. Bunlara B ve C açma karakteristikleri denir. Bu sigortanın hangi açma karakteristikli olduğunu şu aşağıda görebiliriz. Bakın orada B6 yazısını görüyorsunuz. O B6 yazısı bunun B açma karakteristiğine sahip 6 amperlik bir otomat sigorta olduğunu. Diğeri ise burada C16 sayısını görüyorsunuz. Bunun C açma karakteristiğine sahip 16 amperlik bir sigorta olduğu anlamına gelir. B ve C açma karakteristikleri nelerdir? B açma karakteristikleri ev kullanıcılarında, evlerde, ofislerde kullanılan sigorta türüdür. C sigorta ise veya C açma karakterisine sahip sigorta ise daha çok asenkron motorlar veya endüktif özelliğe sahip yüklerin kontrolünde kullanırlar. C karakterisinin özelliği asenkron motorların devreye girme sırasında çekmiş oldukları yüksek akıma devreye girme anında müsaade edecek yapıda olmasıdır. Eğer bir asenkron motora B açma karakterisine sahip bir sigorta koyacak olursak asenkron motorun devreye girme sırasında çekmiş olduğu kısa süreli de olsa yüksek akımda B karakteristik bir sigorta açma yapacaktır. İsterseniz şimdi bir V otomat sigortanın ve otomat sigortanın içini açarak başta görmüş olduğumuz kısa devre anında açma yapan manyetik elemanı, aşırı yüklerde açma yapan bir metal elemanı görelim. Bunun için bu sigorta gövdesini tutan bu perçinleri açmamız lazım. Perçinleri açmanın yolu da perçin başlarını matkapta çürütmek olacaktır. Bu iş için önce eldivenlerimizi giyelim, gözlüğümüzü takalım. Bir iş güvenliği faciasına yol açmamak için. Şimdi bu perçin maçlarını matkap vasıtasıyla eritelim. Sigortamızın içini açabiliriz. Çok fazla içerideki yapıyı dağıtmadan açmaya çalışıyorum. Çünkü içeride yerli bir mekanizma var. Sigortamızda giriş ve çıkış klemenslerini görüyorsunuz. Devre takibini yapmadan önce sigorta içerisindeki isterseniz mekanizmanın nasıl çalıştığına bakalım. Dikkat edecek olursanız burada kalın tel kesine sahip az spirli bir bobinimiz var. Bu bobinde manyetik alanı arttırmak için içerisi demir nüve şeklinde. Bu bobinimiz kısa devre akımlarında, kısa devre arızalarında devreye girecek. Açma sağlayacak. Sigortanın açma eğrisine bağlı olarak 4 misli veya 8 misli gibi sigorta akım değerinin üstünde bir değer geçecek olursa sigortamızdan bu bobinin çekme kuvveti karşısındaki mandalı çektirerek mekanizmayı çektiriyoruz şu anda sigortamızı açma yaptıracaktır.
bu kısa devre alanındaki sigortanın açma yapma durumu. Bir de şurada bir metal elemanımız var. Bu bir metal elemanımızsa kısa devre değil ama aşırı yüklerde zamana bağlı olarak, geçen akım ve zamana bağlı olarak yine buradaki mekanizmayı açtıracaktır. İsterseniz biz müdahale edelim buna da. Bakın bir metal eleman yamulduğu zaman, şöyle tutayım, yamulduğu zaman buradaki mekanizmayı harekete geçirerek sigortanın açma yapmasına neden olacaktır. Şimdi isterseniz şu kapağı da sökelim. Burası benim sigortamın kontak veya temas noktası, dikkat edecek olursanız. Sigortam açma yaptığı zaman bu iki kontağı birbirinden ayırarak akım yolunu kesmekte. Buradaki kısım ise bu bölgede oluşacak olan arkın daha kısa sürede sönmesini sağlayacak olan ark spiratörleri. Bakın onun da yapısı bu şekildedir. Şöyle daha net gözükebilir. Bu dilim dilim yapıda ark bu dilimler arasına girerek mesafesini uzatacaktır ve uzayan ark şu anda sigortanın açma sırasında hava iyonize olmuştur ve akım geçişi hava üzerinden devam etmektedir. Buradaki spiratörün arasındaki her bir dilimde ark uzayacak. O dilimler arasında ark giriş çıkış yapıp ark yolu uzayacağı için uzayan ark yoluyla birlikte daha kısa sürede havadaki arkın sönmesi sağlanacaktır. Şimdi şurada klemenserimden bir tanesi şu plastik yapı altından şu kontağa bağlıdır. İsterseniz onu da sökmeye çalışayım. Evet. Şurayı dağıtmamız gerekecek. Bir miktar kaldıralım. Bunu tabii altta kurma yayı olduğu için dağılacaktır. Şunu bu şekilde alabilir miyiz? Evet, aldık. Bu oturacak mı yerine? Miktar oturdu. Evet, burada dikkat edecek olursanız kontaklardan bir tanesi şu şekilde tekrar buraya yerleştirelim. Kontaklardan bir tanesi, buradaki kontaklardan bir tanesi bu klemense bağlı. Evet. Şimdi bakın tekrar görüyorsunuz kontakların açma kapama durumunu. Bu aşağıda kurma yayımız var. Mekanizma bu kurma yayını boşa çıkarttığı zaman kontakları bu yay kuvvetiyle açılması sağlanıyor. İsterseniz yavaş yavaş dağıtıp akım yoluna bakalım. Tekrar bunu sökeyim. Şu kısmını da sökelim. Dağılacak bu ara. Şimdi akım yoluna bakalım isterseniz. Bu kontağımızın bir tanesiydi. Bu klemensten benim akımım girdi. Bobinden akım devresini tamamladı. Dikkat edecek olursanız bobinin diğer ucu buraya bağlı. Şu noktada buraya kaynak yapılmış. Bu klemensten benim akımım girdi. Bobinden geçti. Geçtikten sonra şu noktadan şuradaki metal yapıya geldi. Bu metal yapı üzerinden dikkat edecek olursak tekrar bu metal yapının bir diğer ucu da bir metal elemana bağlanmış. Şimdi bir metal elemanlar iki türlü olabilir. Endirek ısıtmalı veya direk ısıtmalı. Direk ısıtmalı da akım bir metal elemanın kendisinden direkt geçer. Yani akımın geçtiği yol bir metal elemanın kendisidir. Bir diğerinde ise, yani endirek ısıtmalında ise bir metal üzerine sarılmış olan direnci yüksek bir metal alaşım iletkenden akım geçirilir. Bu metal alaşım, şöyle yamukalım, metal alaşım iletken ısınarak bir metal elemanın yamulmasını sağlar. Şimdi ne dedik? Klemensimden geldi, bobinimden geçti. Bobinimden geçtikten sonra bu metal şase üzerinden veya buradaki bakır gövde üzerinden, metal aksam üzerinden bir metal elemanın ucuna geldi. Bir metal, burada gördüğünüz gibi en direk ısıtmalı. Çünkü akım bir metal üzerine sarılmış olan iletkenden geçiyor. İletken
eden geçen akım yine tekrar şurada göreceksiniz. Bir hareketli kabloyla çoklu iletkenle kontağa kadar getirilmiş. Kontağın zaten diğer kısmını da görmüştük. Diğer klemense kadar uzanıyordu. Normalde kısa devralığında buradaki bobin içinden geçen, demin de söylediğimiz gibi akımın oluşturmuş olduğu manyetik alan buradaki mekanizmayı çekecek kuvvetlere ulaşır. Fakat bu akım değeri daha düşük, yani aşırı akım diyebildiğimiz bir arıza şeklinde ise bu sefer buradaki mandalı çekmek için bu bobinin manyetik alan kuvveti yetmeyecektir. Bu durumda da devreye burada görmüş olduğumuz bir metal eleman girerek çekilen akımın değerine bağlı olarak zamanla yamulmakta ve mekanizmayı harekete geçirmektedir. Şimdi 0.5 amper akım değerine sahip en direk kısıtlı bir metal elemana çok daha yüksek değerlerde akım uygulayacağız ve bir metal elemanın eğilmesini seyredeceğiz. Şu anda akımla bir metal elemanı uyguluyoruz. Akım uygulandı ve dikkat ederseniz bir metal elemanda yamulma başladı. Bakın bir metal eleman yamuluyor. Dikkat ederseniz aradaki farktan bir metal elemanın yamulduğunu görebilirsiniz. Buradaki bir metal elemanı uygulamış olduğumuz akım değeri 2.8 amper. Otomat sigortalarımın montajında DIN 35 ray dediğimiz bir ray kullanılır. Bu raya DIN 35 ray diyoruz. Bu rayın iki bağlantı noktası arasında veya iki çıkıntısı arasındaki mesafe 35 mm'dir. DIN 35 raya sigortanın montajında dikkat edecek olursanız sigortanın arkasında tırnaklar vardır. Bu tırnaklar buradaki rayıma otururlar. Şimdi kimi yapıda tırnak tek tarafta olur. Tırnaklardan bir tanesi sabittir. Şurada gördüğünüz gibi diğeri hareketli bir tırnaktır. Bu hareketli tırnağı bir tornavida vasıtasıyla ben çektirebilirim. Raya oturtturduktan sonra sigortamı bu tırnağı iterek veya bu tırnak yaylı da olabilir. Dikkat ederseniz sigortamın iki tırnağını rayın iki çıkıntısına takmış oldum. Yine sigortamı eğer çıkartmak istersem buradaki tırnağı geri çektirip raydan sigortamı çıkarabilirim. Burada ise yeni model bir sigorta elimizde. Burada iki tırnak da kullanım kolaylığı açısından hareketli yapılmış. Bunlardan isterseniz bu tırnağı oturtturup diğer tırnağı çektirip sigortamızı takabiliriz. Veya şöyle yapalım tekrar. Aşağıdaki tırnağı sabit gibi düşünüp yukarıdaki tırnağı çektirip sigortamızı takabiliriz. Bunlar birçok sigortanın yan yana olduğu sigorta kutularında veya panolar içerisinde montaj bu şekildedir. Bunun haricinde eğer bir veya iki tane sigortayı kullanmamız gerekiyorsa örneğin bir sıva üstü tesisatta sigorta kutularımız vardır. Yine bu sigorta kutularının aşağısında DIN 35 raya uygun tırnaklı bir kısım vardır. Sigortamızı getirerek bu ters olacak ama kameraya şu şekilde plastik aksama oturtturup tırnağı da takabiliriz. Şu anda sigortamızı taktık. Dikkat edecek olursanız, sigortamızın giriş ve çıkış klemensleri bizim için biraz çarpılma noktasıdır. Bunu engellemek için kullanılan bu sigorta kutuları daha sonra da getirip bu şimdi biraz ortalayalım. Evet. Kapağını kapatarak sigortamızı biraz daha güvence altına çarpılmalara karşı riski biraz daha azaltmış oluruz. Bunu demiş olduğumuz gibi sıva üstü yerlerde eğer tek bir sigorta kullanmamız gerekiyorsa örneğin şimdi klimalarda
normalde çekilmiş bir tesisat yok. Klimalarda çekilmiş olan prizlerden veya boğatlardan çekilmiş olan hatlarda bu şekilde sigorta konulması isteniyor veya evde kullanmış olduğumuz kombilere yine koruma sigortası isteniyor. Sıvı üstü yerlerde sigorta takmamız gereken durumlarda bu şeyleri kullanabiliriz. Dikkat edecek olursanız burada kırılabilecek iki tane noktası var. Bu plastikleri de kırarak buraya iki tane veya daha fazla sigortayı da yan yana takmamız mümkün olacaktır. İsterseniz size otomat sigortamıza takabileceğimiz ek donanımlardan bahsedelim. Otomat sigortamıza uzaktan aşırma bobini veya arıza ihbar kontakları takabiliriz. Şu anda göstermiş olduğum bir sigortaya benzeyen yapı benim uzaktan aşırma bobini demiş olduğum donanım. Uzaktan aşırma bobininin C1 ve C2 uçlarına eğer bir gerilim uygulayacak olursa bu sigorta atıyormuş gibi mekanizmasını harekete geçirip yine buradaki mandalla bağlı olan sigortanın açma yapmasını sağlayacaktır. Şimdi tekrar bunu kuralım. Dikkat ederseniz. İsterseniz buna bir enerji yükleyelim. Şu anda uzaktan açtığım bobinime enerji uygulayacağım. Bakın uzaktan açtığım bobinime enerji uyguladığımda burada sigorta atıyormuş gibi gördük ama asıl olan uzaktan açtırma bobinimin mekanizmasının harekete geçerek sigortayı devre dışı bırakması veya sigortaya açma yapmasıdır. Şimdi arıza ihbar kontaklarından bahsedelim isterseniz birazdan. Arıza ihbar kontakları uzaktan açtırma bobini gibi sigortama bağlanan ek bir donanımdır. Arıza ihbarın üzerinde bir normalde açık ve bir adet de normalde kapalı kontak bulunmaktadır. İsterseniz burada bu kontakların durumunu gösteren göz lambalarımıza bakalım. Şu üstteki göz lambamız bize sigorta çıkışındaki enerjiyi göstermektedir. Bu göz lambam benim sigorta çıkışıma bağlıdır. Bu göz lambam ise arıza ihbar kontağının normalde kapalı kontağına bağlıdır. Bu ise arıza ihbar kontağının normalde açık kontağına bağlı. Kapalı kontak üzerinden yukarı sarı göz lambam yanmakta. Açık olduğu için de kontağı beyaz göz lambam şu anda yanmamaktadır. Sigortamızı şu anda 50 uyaralım. Bakın sigortamızı 50 uyardık. Sigorta çıkışımızdaki enerji kesildi. Ama ona rağmen arıza ihbar kontaklarında herhangi bir değişme olmadı. Normalde sigortamızı ben eğer 50 uyarırsam, 50 arttırırsam bu kontaklarında değişmesini beklerdik ama olmadı. Nedeni şu, demin de söylediğimiz gibi bu bir arıza ihbar kontağıdır. Sigorta eğer kısa devre veya aşırı akımdan dolayı açacak olursa ancak o durumda o kontakların konum değiştirecektir. İsterseniz kuralım şu anda sigortamızı tekrar ve kurmuş olduğumuz sigortamızı uzaktan açtırma bobinimle açtırayım. Işıklara bakacak olursak göz lambalarına şu anda uzaktan açtırma bobinimle devre dışı bıraktım. Bakın az önce de sigortayı 50 attırmıştım. Kontaklar, alarm kontakları konum değiştirmemişti. Uzaktan açtırma bobinimle şu anda açma yaptım. Sigortamı devre dışı bıraktım. Dikkat edecek olursanız arıza ihbar kontakları şu anda konum değiştirdi. Şu anda 2 amperlik sigorta devremizden yüksek akım çektirerek sigortamızı açtıracağız. Şu anda çekmiş olduğumuz akım 2.19 amper. 2 amperlik sigortamız 2.19 veya 2.2 amperde açma süresi oldukça uzun olacaktır. Bu süreyi beklememek için akım değerimizi arttıracağız. Bakın şu anda akım değerimizi arttırdık. 4 amperlerde ve sigortamıza bakıyoruz. Evet, şu anda sigortamız açma yaptı ve devrimiz, akım geçişimiz kesildi. İsterseniz az önce çalışma prensibini
anlatmış olduğumuz arıza ihbar kontaklarının, arıza ihbar bloğunun sigorta üzerine nasıl takıldığını gösterelim. Burada sigorta üzerine takılmış bir adet arıza ihbar bloğu görüyorsunuz. Normalde sigortamız arıza ihbar bloklarından ayrı da satılabilir. Sigortamızın yan tarafında içerisine toz girmesine karşı kapatılmış bir yuva var. Bu yuvanın üstündeki yapışkanı sökecek olursak altındaki yuvayı görebilirsiniz. Bu yuvaya benim arıza ihbar bloğum üzerindeki bu tırnak takılır. Bu iki sigorta ve arıza ihbar bloğunu yan yana getirdiğimizde, bakın dikkat edecek olursanız, şu anda girmedi. Girmemesinin nedeni, evet şu anda girdi. Bağlantıyı sağlamlaştırmak, birbirlerinden ayrılmasın diye burada çelik mandallar bulunmaktadır. Bu mandallarla arıza ihbar bloğumuzu sigorta gövdemize tutturabiliriz.